Ben sizlerle bu başardıklarınızı, yaptıklarınızı, hayatınızdaki ufak değişiklikleri anlatıyorsunuz ya burada. Bu kanala geldim, seni izledim, şu oldu, bu oldu diye. Hepinizle tek tek gurur duyuyorum dostlar. Süper insanlarsınız. Ben bizim kitlemizi çok seviyorum. Her biri birbirinden pırlanta insanlar. Helal olsun hepinize. Güzel bir konumuz var. Konumuz ne biliyor musunuz dostlarım? Şimdi ben 42 yaşına ulaştım. Eyvallah. Geçmişte de bir sürü makara kıkarasını yaptığımız, gırgır şamatasını yaptığımız çocukluk anılarım falan var. Bayağı bildiğiniz muzur herifin önde gideniydim ben. Özellikle ortaokul, lisede acayip duruldum. Hani o dönemden arkadaşlarım da falan da beni izliyorlarsa hepsine selam olsun. Kendim yaptığım bir sürü saçma sapan şeyler var chat. Onlarla ilgili bugün o yaşta olsam neler yapardım? Kendime hani karşıma oturmuş olsam ben, bir şeyler anlatacak olsam neler anlatırdım kendime? Onları konuşmak istedim sizinle. Yani onun için oturalım konuşalım istedim kendimle. Tavsiye 1. Dostlar, ben kendime şunu söylerdim. Halen daha söylüyorum ama pek dinlediğim söylenemez. Para biriktirmeyi öğren. Ben çok elim açık bir insanım. Bonkörüm. Hele sevdiğim bir insansa direkt olarak şey yapıyorum. Hiç önünü arkasını düşünmeden para harcıyorum. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir zaman bunun pişmanlığını da çekmedim. Bunun sorumluluğunu aldım. Ben böyle bir tercih yaptıysam bu benim tercihimdir. Ben bunu böyle istediğim için yaptım dedim. Yaptım geçtim abi. Hiçbir zaman da şey yapmadım. Vay efendim ben bunu niye yapıyorum? Yapmayaydım iyiydi bilmem ne falan dedi. Demedim yani. Zor zamanlar geçirdim bu yüzden. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Para biriktirmeyi öğrenmek lazım arkadaşlar. Parayı kenara koymak, zor zamanlar için şey yapmak önemli. Ben daha yeni yeni öğreniyorum onu yani. Bu arada aramızdan kaç kişi YouTube'a abone oldu bilmiyorum ama iyi olur yani. Gidin abone olun biraz. Dostlar, lütfen. kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenip çan işaretini tıklamayı unutmayın. Böylelikle sizinle daha rahat iletişim kurabilirim. 2 numaralı tavsiye. Bak bunu kendime yazmışım. Kızları kafana çok takma. Vay kardeşim. Oğlum çok takardım ben kafaya ya. Ortaokulda falan. Kız arkadaş yapma mevzunu falan filan. Çok takardım. Sonra lisede işler çok değişti. Hele lisede böyle ben hatırlıyorum abi. Kafayı kırıp saatlerce ağlamıştım bir tane kız beni terk etti diye. Hem de böyle çıkmaya başlayalı böyle 3 gün mü ne olmuş. 3 gün sonra kız vazgeçtiydi. Bir baktım kafayı yemişim. Nasıl ağlıyorum böyle. Bir gece boyunca ağladım lan. Öyle böyle değil. Sonra bir sürü kız arkadaşım oldu. Bir sürü. Çıkardım gözlükleri. Biraz kilo verdim. Yani daha bir fit hale geldim. Tenis oynuyordum zaten o zaman. Saçları uzatmaya başladım lise sona doğru. Sonra üniversitede falan zaten çarşı karıştı. Ortalık karıştı. Fena karıştı. Askere gittim. Geldim. Allah. Kontrolü kaybettik ondan sonra zaten. 3 numaralı tavsiye. Saçlarına önem ver. Bakım falan var yap, dikkat et yazmışım. Ya abi şimdi şöyle bir durum var. O zamanlar çok takmıyordum kafaya tabii. Bir tane jöle möle takılıyordum ediyordum falan. Saçlar zaten dökülecekse dökülüyor. Bunun jöleyle möleyle alakası yok diyordum. Ki nitekim yok olduğunu hala düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var abi. Ben o kadar tembeldim ki gece kafamda o şeyle jöleyle yatardım yani. Sabahleyin nasılsa banyo yapacağım diye. O çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Yapılmaması gereken bir yanlış yani. Bir de bakım onarım yapmak lazım yani. Kafaya dikkat edeceksin. Nasılsa gitmiyor. Gitse ne olur falan demeyeceksin. Sonra canını sıkılıyor yani. Sonra canın istiyor. Saç olayı önemli. 4 numara. Bakın bu çok önemli. Burası enteresan gelecek size. Arkadaşlarını çok önemseme. Adını bile hatırlamayacaksın hiçbirinin. 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında arkadaşlarım vardı. Adlarını bile hatırlamıyorum. Çoğu lise arkadaşımı hatırlamıyorum abi. Senelerce hiçbiri konuşmadılar. Hiçbir yerden çıkmadılar. Kendi aralarında lisenin partisini yaptılar. Toplandılar, buluştular. Bir tanesi bile bana mesaj atmadı. Şimdi Instagram'da falan görüyorum böyle davet gönderiyorlar falan. Benim takip et istiyorsan. Hiçbirini hatırlamayacaksınız bile arkadaşlar. Hiçbirini takmayın kafanıza. Yok o benim yanımda yer aldı. Yok işte benim arkamdan konuştu. Yok bir hatırlamayacaksınız bile yani. 5 numara. Hata yapmaktan çekinme, öğrenmeye devam et, merak et. Geçen gün bir iş görüşmesinde Ceyda'ya sormuşlar bunu. Benim de karşıma geldiydi. Bugün konuştuktuk hatta böyle bir yerde. Çok da hoşuma giden bir laf bu. MasterChef izliyorduk yemek yerken. O sırada hatta şey dedi adam böyle işte şunu iyi yapamadım, bunu başaramadım bilmem ne falan filan dedi. Ben derdim ki dedim. Ben başaramadım demezdim herhalde böyle bir durumda, böyle bir ortamda dedim. Neden dedi? Ben başaramadım demem herhalde. Bunu hiçbir zaman hiçbir yerde itiraf ettiğimi hatırlamıyorum. Başaramadım, şunu yapamadım, olmadı, beceremedim falan demem. Onun yerine şey derim böyle kilit yerlerde. Tamam denedim ve dersimi aldım. Denedim ve öğrendim. Şimdi tecrübemi ettim.
tecrübem var. Şimdi yapacağım. Başaramadım diye bir şey yok. Tecrübe edindim diye bir şey var arkadaşlar. Ona dikkat edin. Hata yapmaktan çekinmeyin dostlar. Öğrenmeye devam edin. Hatalarınız sizin tecrübelerinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hata yaptıkça daha gelişeceksiniz. Gelişmenizi sağlayan en önemli adımlar hata yapmak. Birisi bir zirveye yürüyerek çıkmıyor arkadaşlar. Tırmanarak çıkıyor. Tırmanabilmek için de tutabileceği şeyler lazım. Tutabileceğiniz şeylerse bir yere, bir taşa tırmanırken yaptığınız veya yapılmış hatalardan oluşur. Yukarıya tırmanırken tutunduğunuz dallar ya başkalarının ya da sizin yaptığınız hatalardır. Unutmayın bunu. Bunların tecrübeleridir. Yukarıya tırmanırken tutunduğunuz dallar ya sizin hatalarınız ya da başkalarınızın hatalarından aldığınız derslerdir. O yüzden başarısızlık diye bir şey yoktur. Doğru dalı bulup doğru yerden tutun. 6. Sürece odaklan. Zorluklar ve üzüntüler seni ileride çok daha iyi yerlere getirecek. Benzer bir şey. 5 numarayla çok benziyor. Şeye takılmayın. Bu sınavı geçemedim. Sınavı geçemezsem ne olacak? İşte yarın şu iş olmazsa ne olur? Bilmem ne. Hep anlattığım hikaye var ya, mutluluk dediğiniz şey bir sebep sonuç ilişkisidir. Bir sonuçtur. Bir sebebe ihtiyacı vardır. İşte telefon alırsam mutlu olacağım. Yarınki sınavı geçersem mutlu olacağım. Bilmem ne. Ama eğer siz sürece bakarsanız, hani sınavdan sonrasına odaklanırsanız, sınavı geçemezsen ne olacak? Bir sonraki sınav var. O olmazsa başka bir şey var. Bir anda sınav önemsizleşiyor. Ve siz süreçten keyif almaya çalışacaksınız. Keyif ise süreçle alakalıdır. Çalışırken keyif alırsanız günün sonunda mutlu olursunuz. Süreç mutluluk verici hale gelir. O yüzden keyfe odaklanın. Mutluluğa değil derim ya. Ondan sürece odaklanmak lazım. 7 numara. Aşk acısına sakın takılma. Kendini üzmene zerre değmiyor. Adını bile hatırlamıyorsun o uğruna iki gece ağladığın kızın. Üzülmelerin yarın çok sevdiğin insanın kıymetini anlamanı sağlayacak. Oo bak, 2, 3 ve 5 numarayı komboladık 7'de. Aşk acısına sakın takılma. Kendini üzmene zerre değmiyor. Bak, kızları kafana takma. 2 numara. Ondan sonra adını bile hatırlamıyorsun o uğruna iki gece ağladığın kızın. Doğru, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum kızı ama ağladım iki gece. Ondan sonra başkalarına o suçları yüklemediğim için, insanların nasıl olabileceklerini de bildiğim için ona göre doğru insanı seçmede bana faydası dokundu o tecrübenin. Aşk acısı sizi büyütür dostlar. Büyürsünüz. Aşık olmak iyi bir şey. 8 numara. İyi alışkanlıklar kazan. Etrafındakiler eğlence peşinde koşabilir. Sen daha kendini geliştirecek şeylere odaklan. Bak bu doğru. Bunu da güzel yazmışım. İyi alışkanlıklar kazanmak lazım abi. Benim etrafımdaki çoğu insan goy goy gır gır şamata ıvır zıvırın peşinde koşuyorlar. Ama kendini geliştirecek şeylere odaklanırsanız çok daha faydasını göreceksiniz. Geçen bir motivasyon videosunda mı ne söylemiştim? İnsan etrafında topladığı 5 kişinin toplamı kadardır. Ortalaması kadardır diye. O yüzden etrafınıza sizi geliştirecek 5 kişi toplayın. Goy goy gır gır şamata peşinde koşacak insanlar yerine. 9 numara. Hatun için içine ettiğin üniversite hayatın yaptığın en büyük hataydı diyebilirim. 5 sene sonra ne o kız kalacak hayatında ne de okulun. Sen de tığ teper ortada kalacaksın. Hiçbir şey için okulunuzdan feragat etmeyin dostlar. 5 yılımı verdim. Çöp gibi ortada kaldım abi. Üniversitesiz, lise mezunu, askerde, nöbette, buz gibi Malatya havasında, eksi bilmem kaç derecede ağlayarak. Hayat. Hayat abi. Onun için bugün için takmayın kafaya. Neyse 10 numaradan devam ediyorum. Meraklı olduğun için, her şeyi araştırdığın için, araştırma yapmayı öğrendiğin için, neleri ve nasıl araştıracağını öğrendiğin için kendi kendine teşekkürler yazmışım. Vay. Baktığınızda dostlar benim böyle kendi kendime öğrendim bu işle ilgili her şeyi. Ne doğru dürüst internetimiz vardı, ne doğru dürüst eğitim, ne başka bir şey, ne kitap. Yani kitaplar nasıldı biliyor musunuz? Hackers filminde göstermiştim size. Temel ağ iletişimi, TCP/IP temelleri, işte operating sistemler nasıl çalışır? Unix operating sistemleri, Linux, işte ondan sonra Windows operating sistemleri, DOS nasıl çalışır? Bunları anlatan kitaplar vardı. İşte atıyorum şu tool'u çalışırsan şu olur, şöyle yaparsan bu olur falan diye bir şey yoktu. Sen orada o kitapların arasında düşünüyordun. Acaba bu böyle çalışıyor. Ben buna şöyle bir paket göndersem ne olur diye merak ediyordun. Gidiyordun öyle bir paket gönderiyordun. Haşırttı Blackboard. Çalışıyordu veya çalışmıyordu. Öyleydi yani. Ben onun yüzden kendi kendime nasıl araştırma yapacağımı öğrendim abi. O çok önemli bir şey. Kendi kendinize bir şeyi internette nasıl bulacağınızı öğrenmeniz lazım. Benim şöyle bir lafım vardı abi. Üniversitedeyken sonrasında da çok kullandım. Çok sefer kullandım. Eğer bir şey internette varsa ben onu bulurum. Araştırma yaparak, arayarak. Eğer ben bulamıyorsam bir şey internette, o internette yoktur. 11. tavsiye. İngilizce öğrendiğim ve bütün herkes dalga geçse bile kendi kendine konuşmaya çalışarak konuşma diksiyonu
kullanımı geliştirdiğin için sağ ol yazmışım. Dostlar ben 13 yaşında İngilizce öğrendim. Ders alarak öğrendim. Ama ben İngilizce'de işte Amerikan aksanı olsun diye Amerikan aksanını imite etmeye çalışıyordum. Hatta bir gün dersteyiz, okuma yapıyorum. Bizim böyle kalın bir edebiyat kitabımız vardı, tamam mı? İngilizce edebiyat kitabı. Onu okuyorum böyle. Abi böyle çok da güzel okuyorum. Ben kendimde de bayağı mutluyum yani. Okuduğum metin çok güzel okuyorum. Bir yerde abi panjur demem lazım, tamam mı? Bir şey kaldırdım kafayı, bir yorum yapıyorum. Panjur yani. Panjur'un İngilizcesi de blind. Blindlar. Öğretmene şey diyeceğim. Panjuru kapattıktan sonra oda karanlık oluyor. When I close down the panjur... Dedim bir anda, tamam mı? The room turns darkness falan diyorum, tamam. Ama panjur. Abi bütün var ya, sınıf yığıldı oraya, tamam mı böyle? Panjur. Neyse işte ya, o yüzden oralarda bile benle çok dalga geçiyorlardı. Aradan seneler geçti. Seneler geçtikten sonra okul arkadaşlarım bana gelip Gangsta's Paradise'ın sözlerini bize ezberlemiştim ben. Sözlerini bize yazar mısın dediler yani, düşün. 12 numara. Sigaraya başlamasaydın keşke. Hiç gerek yokmuş. Bu doğru bak chat. Hiç başlamayın oğlum. Hiç gerek yok. Çok gereksiz bir şey. Hiçbir esprisi yok. 13 numara. Bak bu da önemli. TV karşısında bir şeyler yeme alışkanlığından vazgeçmiş olsaydın çok iyi olurdu. 1-10-15 sene sonra hayatından sporu çıkaracaksın ve iştahın aynı kalacak. Aga be. İşte benim en büyük problemim. Televizyon karşısında abi böyle bir büyük boy pizzayı gömerdim. Annemler gittiği nasılsa evde olmadıklarında direkt Pizza Hut'tan sipariş ederdim. Çiftlik evi vardı böyle. Sucuklu, kalın kenar, kalın pizza. Bir yandan televizyon seyret, bir yandan onu göm. Direkt onu gömerdim böyle çatır çatır. Gömdükten sonra da alışkanlık oldu. Ama tabii spor yapıyorum. Hayvan gibi spor yapıyordum. Tenis oynuyordum, bilmem ne yapıyordum. Bir sürü şey yapıyordum. O yüzden de hiçbir problem yoktu. Lapur lupur yiyordum. Ama ondan sonra 10-15 sene sonra sporu bırakıp tamamen hayatımdan çıkartınca bittim yani. İştah gitmiyor çünkü. Lömbür lömbür yemeye devam ediyorsun abi. Sonuncu. Kendi gençliğime son tavsiyem. Ya da bir son sözüm. Anneni babanı gururlandıracaksın birçok kez. Bunun için şimdiden teşekkürler. Hep söyledikleri şey oğlum. Gurur duyuyoruz seninle. Gurur duyuyoruz dediler. Çok böyle zamanlar oldu. Gırtlak gırtlağa geldiğimiz zamanlar oldu. Bilmem ne oldu. Ama günün sonunda siz işinizi iyi yapıyorsunuz. Düzgün adam oluyorsunuz. Adam gibi adam veya düzgün bir insan. İyi bir insan. İyi niyetli oluyorsunuz dostlar. Sevdikleriniz sizinle gurur duyuyor. Ve dünyadaki en büyük başarı bu. İnsanları gururlandırmaya çalışın. Kendinizle gurur duymaya çalışın. Gurur duymak en büyük başarı. Ben sizlerle bu başardıklarınızı, yaptıklarınızı, hayatınızdaki ufak değişiklikleri anlatıyorsunuz ya burada. Bu kanala geldim, seni izledim, şu oldu, bu oldu diye. Hepinizle tek tek gurur duyuyorum dostlar. Süper insanlarsınız. Ben bizim kitlemizi çok seviyorum. Her biri birbirinden pırlanta insanlar. Helal olsun hepinize. Unutmayın dostlar. Hayatta en önemli şey sizsiniz. Kendi güzelliğiniz, kendi doğrularınız. En çok kendinize vakit ayırın. En çok kendinizle ilgilenin. En çok kendinizin hedeflerine odaklanın. Ne etrafınızda bugün olan insanlar, ne kendinizi paraladığınız o arkadaşlarınız, dostlarınız, sevgilileriniz vesaireleriniz, hiçbiri büyüdüğünüzde büyük ihtimalle yanınızda olmayacak. Bir kısmının adını bile hatırlamayacaksınız. Önce can sonra canan demiş atalarımız, boşuna dememişler. Siz de kendi özünüze dönün, hedeflerinizi belirleyin. Ne dedik bugün? Kolay ulaşılabilir küçük hedefler seçin. Ve canınız vazgeçmek istediğinde bu işe neden başladığınızı hatırlatın kendinize. O zaman daha rahat tutunursunuz, daha rahat ilerlersiniz. Yukarı tırmanmak için tutunduğumuz dallar ya kendi başarısızlıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ya da başkalarının hatalarından elde ettiğimiz tecrübelerdir. O dalları iyi görün, iyi bulun, iyi tırmanın. Daima yukarı çıkın dostlar. Aşağıya bakmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Can kaçar.